Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, seçimlere ramak kala akıl almaz açıklama yapıldı. Binali Yıldırım o istedi, kendim için bir şey istemiyorum, Türkiye için istiyorum şeklinde konuştu. AK Parti'de 3 dönem kuralına takıldığı için aday gösterilmeyen Binali Yıldırım partisi için o istediği konuşmasında ben ailenizin bir ferdi olarak 15 seçime girdim, 16. seçimde aday olmadım. Kendim için bir şey istemiyorum, Türkiye için, sizin evlatlarınız için, geleceğiniz için bir şey istiyorum şeklinde konuştu. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda aile fertleriyle beraber yapılan iftar davetine katıldı. İftar programından hemen sonra açıklamalar yapan Binali Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere dikkatleri çekti. AK Parti'nin 3 dönem kuralına takıldığı için aday gösterilmeyen Yıldırım konuşmasında 16. seçimde aday olmadım diyerek kendisi için bir şey istemediğini, Türkiye için istediğini savundu. İşte Binali Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde: bayramdan sonra bir işimiz daha bulunuyor. 14 Mayıs seçimimiz hazır mıyız? Ben ailenizin bir ferdi olarak 15 seçime girdim, 16. seçimde aday olmadım. Kendim için bir şey istemiyorum, Türkiye için, sizin için, evlatlarınız için, geleceğiniz için bir şey istiyorum. Bölücülere, FETÖ'cülere geçit vermemeye hazır mısınız? Emperyalist oyunlara karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ekonomiyle beraber tekrar seçmeye var mısınız? Durmak yok, yola devam. Bir hesap sorulacaksa 14 Mayıs tarihinde hem PKK hem de yandaşlarına, hem de 15 Temmuz'da 251 vatandaşımız şehit etmiş FETÖ'cülere, alçaklara soracağız. Bunun hesabı o gün olacaktır şeklinde bir açıklama yaptı. Değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.